Arkadaşlar merhaba. Dün yine size çekmiş olduğumuz videolarda Ukrayna bıldırcınları ile alakalı bilinmesi gereken nasıl beslenir, nasıl kilo aldırılır, bu kuşlara ilk etapta ne yapılmalıdır ve piyasada değişik reklamlar adı altında insanlar nasıl kandırılır, bunlarla ilgili Batuhan'la güzel bir video hazırlayalım istedim. Arkadaşlar, Ukraynalar diğer bıldırcınlar gibi 15 gün gelişim, 17 günde çıkar. İlk çıktıklarında yine etlik toz civciv yemi, yani unutmayın, broiler, etlik toz civciv yemiyle ilk başlanır. Ne zamana kadar? 20 güne kadar. Diğer videomuzda da belirttik. Diğer videolarda hep bunları belirttik. Ama bakıyoruz, diğerlere, hani biz ustayız diyenlere soruluyor ama hiçbir cevap yok. Niye cevap olsun? Niye olsun ki Batuhan? Değil mi? Bu kuş her yerde var. Bizde başka kimse de yok. Kaç lira? Tanesi 3 lira. Ya işte kale bıldırcında da var. Ya adam 15 liraya niye versin ki? Onun kuşları çakma. Dön geriye. 6 ay geriye dön. Onu bırak. 2 sene önceye dön oğlum. Nasıl reklam attık? 400 gram ve üzeri artı 480 gram. Biz bu kuşları 630 grama kadar yaptık. Ama ne oldu? Protein yüklenmesinden dolayı çatladı, öldü hayvanlar. Peki babacığım, bu hayvanların yumurta verimi ne kadar? Bize açıklar mısın? Şimdi bazıları da çıkıyor, hem et hem yumurta için düşünülebilir diyor. Asla arkadaşlar, bu hayvanlar etlik hayvanlardır. Yani bugün bir Japon bıldırcına 260-280 yumurta yaparken bunlardan o verimi bekleyemezsiniz. Mümkün değil. 170-180. Aynı zamanda ya biz bunları hiç göstermedik. Oğlum şu kafese sığmayanları çek istersen, hem... Vallahi çekelim babacım. Ha, çek yani. Bak oğlum bak. Boyu kafese değiyor, görüyor musun oğlum? Bak. Orijinal, görüyor musun? Evet. Yine burada bir tosunumuz var. Görüyor musun oğlum? Yani. Evet sevgili takipçilerimiz. Biz bu zamana kadar her zaman doğrunun yanında olduk. Kesinlikle ve kesinlikle aldanmayın. Şimdi bu kuşların yumurta ücreti nedir? 15 TL'dir paketi. Ama bir tarafta bakıyorsun, kimse de yok. O üreticiyi karala, bu üreticiye karala, kesinlikle inanmayın. Besleme hususuna gelince etlik toz civciv yemiyle başlayacağız. Daha sonra piliç geliştirme yine etlik olacak. Eğer bu şekilde devam edersek bunlar 45 günde 50 günde zaten içerisindeki proteinle 400 gramlara kadar ulaşacaklar arkadaşlar. Neden? Orijinal. He, biz bunu ne yapacağız? Yumurtlatacağız. 40 gün içerisinde yumurta yemiyle karıştırıp hayvanlara vereceğiz. Yumurtaya başlayacaklar. Değilse ben bunu 600 gram yapacağım. Nasıl mı yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi şu görmüş olduğunuz kovadaki yem arkadaşlar. Bunun içerisinde yine protein değeri yüksek broiler etlik yemi. İçerisine ne karıştırdık? Oğlum? Ne karıştık? Civciv yemi karıştırdık. Onun dışında yine ayçiçek küspesi ve soya fasulyesi. Bu dört karışımlı bir yem arkadaşlar. Aynı zamanda yine bu kuşlara bu yemleri verdikten sonra bıldırcın yumurtasını kaynatıp sarılarını da ilave ederseniz bu kuşlar yani otomatikman bir orijinal Ukrayna zaten 600 gramlara kadar çıkacaktır. Şimdi diğer üretici arkadaşlara soruyorlar. Ne veriyorsunuz? Ses yok. Ne yapıyorsunuz? Yine ses yok. Bunlar olmaması gereken şeyler. Biz her zaman müşterilerimize şunu dedik. Arkadaşlar canlı arayın, kuşları görün. Ya da besleme usul, şekil nasıl olacak? Biz onlara hepsine yem rasyonlarının değerlerine kadar attık ve başarılı oldular. Bugün örnek verecek olursak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok insan var. Yani oldukça fazla var. Peki baba, bir sorum olacak. He, buyur oğlum. Ukraynaları albinolardan ayıran temel özellikleri bize gösterir misin? Tabii ki oğlum. Biz bunu elimize alıp gösteriyoruz. Ay, insanlar kafes açıyor, boyu şuraya değiyor. Yok kendi böyle oluyor falan filan. Yani hem gülerek anlatayım. Arkadaşlar, Ukraynalar yine böyle elimize aldığımız zaman şekil ağda görüldüğü gibi ele avuca sığmaz.
kavuşturamazsınız. Benim üstelik bak Batuhan, ellerim de yani amele küreği gibi. Osmanlı tokadı var ya. Amele küreği gibi. Ukraynalıların ayakları, ayak bilekleri kalın olur. Kafaların üzerinde bir tane ne olur? Nokta olur. Yine boyunları kalın olur. Bunları biz defalarca arkadaşlarımıza söyledik. Şimdi albino kırığından ayırt edecek. Albino, albino nedir? Albinolarımızı da gösterelim. Albinolar arkadaşlar, bunlar da yumurtadalar. Bak yumurtalarını da çek Batuhan. Gör bunları, tamam mı? Bak işte albino bu ya. Ayak bileklerine bak. İnce, küçük. Kafa yapısı yine küçük. Bak bu kuş da yumurtluyor. Doğru mu oğlum? Evet. Evet arkadaşlar, bu da yumurtluyor. Şimdi Ukraynaların içerisine koyalım. Buradaki kuşlar da yumurtluyor. Bak bakalım. Görüyorsunuz farkı. Şimdi yani bu mu? Yoksa gel bakalım buraya. Yoksa bu mu? Bir tanesi Ukrayna, diğeri albino. Şöyle yakından da gösterelim. Ayak yapılarını göster oğlum. Kafa yapılarını göster. Evet arkadaşlar, yem yerken de göster oğlum. Orijinal Ukraynalar bunlar arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle hobici arkadaşlar, üretici arkadaşlara gösterdiğimiz iyi oldu. Hiç kimse bu işin uyanıklığına kaçmayacak. Yine bir kafes daha kuşumuz var. Ya ben bunu ne yapayım? Ama şuradan da yine bizi takipçilerimize söylüyoruz Batuhan. Bizi takip etmeye devam etsinler. Bunların 600 gramlık videolarını atacağım. Artık yemler, vizyondayız. Vizyondayız sonuna kadar. Yani bir şeylerden yararlanıp da kendine pay çıkartmak asla olmaz. Hele ki diğer üreticileri neden karalıyorsun? Yani bu sadece kale bıldırcından mı var Ukrayna? Değil oğlum. Yo. Yurdun çeşitli yerlerinde yapan arkadaşlarımız var. Evet. Yani bunun paketini 15 TL'ye veren de var, 12'ye veren de var. Artık yani herkesin kurtarır şeklindeyse ona göre, ama sen diğerlerini karala. Ya ben 500 gram yaptım. 500 gram yaptım da 2 sene önce de biz 480 gramlık videolar attık. 500 gramlık videolar attık. Üstelik nasıl olacak? Bizim kuşların torunları. Torunlarının da torunları. Torunlarının da torunları. Yani öyle değil mi oğlum? Evet. Onun için arkadaşlar kesinlikle kanmayın. Nedir ya? Ben o zaman buradan ne yapalım oğlum? Şu sığmayan kafası keklik gibi olanı iki tane göz Ukrayna yapalım. Biraz da albino işte ufak tefek. Diyelim ki bizde orijinal Ukrayna var. Ne? Tanesi 3 lira 5 lira. Başka kimse de yok. Başka kimse de yok. Ya kale bıldırcında var ya. Ya bırak adam, onun kuşlar kuş mu? Olmaz. Diğer üreticiler de yine hiçe sayılıyor. Nasıl? Ya elinde ne kadar senin Japon'un var? Veyahut da ne kadar Jumbo'un var? Veya çapın ne? Tutuyorsun. Ne? Bizden ucuzu yok 5 TL. Ya bırakın arkadaşlar bu işi ya. Ya diğer üreticilerin canı yok mu? Yani bu kuşun yumurtası 5 TL mi ya? İstiyorlar. Dün orduya gönderdik. Abi ya biz bir yeri takip ediyoruz. 2 haftadır bize yumurta gelmedi. Niye abi? Abi bugün yarın, bugün yarın. E canım oyalamanın da mantığı yok ki. Ama Ukrayna deseydi 3 lira ya, 5 lira ya. Evet. Arkadaş hemen postalayacaktı yani. Neyse uzatmayalım. O zaman ne diyoruz? Her zamanki gibi emeğe saygı tek ilkemiz. Bizim emeğe saygı tehditli ilkemiz oldu oğlum. İkinci bir konu ne? Kalite üretiriz, sevgi dağıtırız. Ve bütün hobici arkadaşlarımızı seviyoruz. Genç kardeşlerimizi seviyoruz. Gece, dün gece saat 2'de bizleri arayıp da bıldırcıncı abi, bıldırcından ne yapıyor diyen o küçük kardeşime de buradan sevgilerimi iletiyorum. Uyuyor oğlum dedim. Yat lan, saat gece 2 olmuş. Ne işin var senin dedim ya. Tamam diyor, babam diyor duymasın falan yapıyor. Biz onların hepsinin abisi olduk. Hepsinin kardeşleri olduk. Onlara da güzel güzel videolar hazırlayacağız. Suyu çok oğlum. İstemediğin kadar. Öbür taraf dolu, bura dolu. Fatih, Kale Kuluçkan'ın orası dolu. Yani şimdi bir de şöyle şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ya bu adam nasıl 50 paket?
Ya kardeşim burası bizim görünen yüzümüz ya. Yani nedir? Showroom yani. Bura bizim eğlencelik yerimiz. Onun için arkadaşlarım güzel videolar hazırlayacağız. Hazırlamaya da devam edeceğiz. Daha güzel türler var. Çin bıldırcını var, cins bıldırcınlar var, tavuklar var. Bunlarla alakalı güzel güzel videolarımıza devam edeceğiz. Ama ilk önce şu Ukrayna ile ilgili bir problemi çözelim. Ki çözdüğümüze de inanıyorum. Bizleri nereden takip edersiniz? Açıklama kısmında iletişim numaramızdan, Facebook adresimizden, Instagram adresimizden derken bir şey daha hatırlatayım size. Bir insanın olduğun gibi görüneceksin ya da göründüğün gibi olacaksın. YouTube kanalın farklı, Instagram kanalın farklı, Facebook kanalın farklı. Bir yerde A bıldırcın, bir yerde B bıldırcın, öbür tarafta C bıldırcın. Bu da olmaz. Neysen olsun. Biz bak o kadar görüyorsun. YouTube kanalımız Kale Bıldırcın Süs Tavukları. Instagram Kale Bıldırcın Süs Tavukları. Facebook Kale Bıldırcın Süs Tavukları. Değişmez. Asla değişmez. Ha, şimdi arkadaşlar yine bana bir soru yöneltenler de var. Ya biz bu malzemeleri nereden bulacağız? İşte soyadır, ayçiçek küspesidir. Yumurta zaten mevcut. Bunu da elimizden alalım. Kuşlar hem konuşuyoruz Batuhan hem şey yapmayalım oğlum. Arkadaşlar soya fasulyesi küspesi. Yine ayçiçek küspesi. Kümes numarası, işletme numarası olanlara, vergi karnesi açık olanlara yem fabrikaları tarafından ihtiyaç, zati ihtiyaç olarak bedeli mukabilinde verilir. Bunun dışında nereden bulabilirsiniz? Yine interneti araştırın ya da yem bayilerine getirebilirsiniz. Bu üç karışımı yaptıktan sonra yumurta sarısında güzelce verin. Size samimi konuuyorum. Bu kuşlar 630-680 gramlara kadar çıkarır. Şimdi diğer türlü söylediğim besleme usullerinde de yine 350-400 gramlara kadar bu kuş kendi otomatikmen çıkacak. Bak bunların garantisini de veriyoruz biz. Onun için hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kale Bıldırcın, Kale Bıldırcın böyle bir insan olur. Kale Bıldırcın ilkelerinden vazgeçmez. Hiç asla da biz kimseye haksız yere ithamda bulunmayız. Tertemiz işimizde, gücümüzde. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi biziz. Çak.